Merhaba, 3-9 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta 1 Mart'ta Balık Burcu'nda güzel, şanslı bir yeni ay doğmuştu. Bu hafta içerisinde bu yeni ayın enerjilerini hissetmeye ve hayatımıza deneyimlemeye başlayabiliriz. Haftanın geneline baktığımızda ayın pozisyonları şu şekilde seyredecek. Ay hafta başında 3-4 Mart'ta Ay Koç burcunda olacak. Haftaya daha girişken ve enerjik başlayabiliriz. Ay Koç burcunda motivasyonumuzu yükseltecektir. Ancak biraz sabırsız ve düşünmeden eyleme geçme ihtimali de yüksek görünüyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Ay öncü gruplarla Uranüs ve Plüton'la, ardından Terazi burcundaki Mars'la sert etkileşimde bulunacağı için özellikle 4 Mart'ta biraz daha günlük hareketlerimizde ve ilişkilerimizde dikkatli olmamız gerekebilir. 4 Mart'ta akşam 21.12'den sonra Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Ay Boğa burcunda biraz daha maddi manevi güvenliğimiz ve sahip olduğumuz değerlerle ilgili konular öne çıkacak gibi görünüyor. Özellikle parayla ilgili konular 4 Mart 7 Mart arasında biraz daha bizim için öncelikli olabilir. 6 Mart'ta Boğa burcundaki Ay Akrep burcundaki Satürn'e karşıt açı yapacak ve bunlardan boşlukta olacak. Özellikle 6 Mart öğleden sonra 16'dan sonra Ay boşlukta olacağı için önemli işlerimizi gündüz saatlerinde ve sabah saatlerinde bitirmeye çalışırsak daha verimli sonuç alabiliriz. 6 Mart 16'dan itibaren Ay boşlukta olacak ve 7 Mart sabah 4.37'de de İkizler Burcu'na geçiş yapacak. İkizler Burcu'ndaki Ay iletişim trafiğini arttırabilir. Yakın çevremizle iletişimlerimiz biraz daha artabilir. Yazılı, sözlü iletişimler, küçük seyahatler hayatımıza daha fazla girebilir sevgili izleyiciler. Haftanın geneline baktığımızda gezegen hareketleri, dikkat çekici gezegen hareketleri şu şekilde. 5 Mart'ta Venüs burç değiştiriyor. Venüs biliyorsunuz uzunca bir süredir Oğlak burcunda seyrediyordu. Artık 5 Mart'ta Kova burcuna geçiş yapacak. Venüs Kova burcunda özellikle sevgi, aşk, ilişkilerle ilgili konularda biraz daha zihinsel iletişimi ve mantığı öne çıkarabilir. Daha özgür ilişkiler, daha arkadaşça yaklaşımlar özellikle ilişkilerde daha etkili olacak. Venüs 6 Nisan'a kadar Kova burcunda olacak. Tabii ki hava grubu burçlar, Kova, Terazi ve İkizler burçları Venüs'ten bu süre içerisinde olumlu destek alacaklar. 6 Mart'ta Jüpiter retrosu bitiyor. Artık Jüpiter ileri hareketine dönecek Yengeç burcunda ve Jüpiter'in şanslı enerjilerini hayatımızda daha aktif bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Bu da özellikle su grubu burçlar için, Yengeç, Balık ve Akrep burçları için çok olumlu bir gelişme. Sevgili izleyiciler, Jüpiter 17 Temmuz'a kadar Yengeç burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Ama tabii ki burcunuz ve yükselen burcunuza göre de ayrıntılı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.